Şükür, ateşin düşmüş beyim. İyi olacaksın inşallah. İnşallah hatun. Gümüştekin, ne oldu ona? Ertuğrul beyim kellesini obanın ortasında savurdu. Ey maşallah. Gündoğdum. Sana bir diyeceğim var. Yüklüyüm. Sana bir evlat vereceğim. Bunca acının üstüne Rabbimin nasip ettiği bu evlat büyüyüp sana yaraşır bir yiğit olacak, bilirim. Olur mu öyle şey? Asıl senin gibi bir anaya yakışır evlat olacak. Yahu kardeş, ne düşünürsün böyle? Derdimin dermanı sende ne arar kardeş? Benim derdim gönül meselesidir. Dövülecek ayı meselesi değil. Yahu kardeş, öyle kestirip atmayasın hemen. Biz ilim ehliyizdir. Ne diyorsun kardeş ya, ne ilmi ne ehli? Kardeş sen anlat hele, anlat. Anlat hele kardeş bana. Banu Çiçek'e hatunum olur musun diyeceğim. Diyeceğim de nasıl diyeceğim onu bilmiyorum. Kardeş ben de devlet kurup devlet yıkasın sandıydım. Bak kardeş diyeceğim ki aha bu gönlüm alev aldı. İntizarım beni yaktı kavurdu. Anlamadım kardeş ne diyeceğim. Ya neyini anlamazsın kardeş? Bak son kez söyleyeceğim. Gönlüm alev aldı. İntizarım beni yaktı kavurdu. İyiymiş vallahi. Abi gönlüm alev aldı.
İntizarın beni yakıp kavurdu. Başka ne diyeceğim? Şöyle devam edeceğim. Diyeceğim ki... bakışların bir ok gibi gönlümü delip geçti. Güzelliğin bir kuyu... ben içine düşer Yusuf misali. Issız bir çölde kuru bir yaprak gibiyim. Kardeş sen bunları nereden biliyorsun ya? İlim kardeş. İlim. İlim ehline sual olunmaz. Hem geyikli kardeşin dediği gibi söyleyene değil kardeş. Söyletene bakacığı. Söyletene bakacığı kardeş. Gönlüm alev aldı. İntizarın beni... Bu şifayı yaraya iyice süreceksin Banu Çiçek Hatun. Allah senden razı olsun Artık Bey. Benim bakmam gereken hastalar vardır. Sen dediklerimi yapasın. Allah şifanı versin. Yara nasıldır Çiçek Hatun? Sağ olasın Danay. İyidir. Artık Bey'in verdiği şifayla daha iyi olacak inşallah. İnşallah. İnşallah Çiçek Hatun. İnşallah. Çiçek Hatun. Gönlüm beni yakmıştır. Nasıl bir göz varsa artık sende, ok gibi kalbimi deldi. Sen bir kuyusun. Ben de içine düştüm. Sen bir çöl gibisin, ben de sende kayboldum. Sen neler dersin Doğan Alp? Vallahi ben de bilmiyorum ki ne diyorum. Ulavamsı. Aman. Haydır Allah. Ben böyle lafları bilmem Çiçek Hatun. Banu Çiçek. Hatunum ol isterim. Beni erin kabul et isterim. Madem öyle dersin, o halde canına can, göğününe derman olurum. Bundan gayrı senin çadırın benim sarayım, hayatın cennetim olur. Derdin azığım, neşen baharım olur. Ömrüm sana ömür olur. Doğan. Doğan Alp. Oh şükür. Ben anlamadım. Sen şimdi bana hatunum olur musun dedim de he dedin değil mi? He dedim. Ben hatunum olur musun dedim, sen he dedin yani. He dedin, hatunum olacağım. Evet, Doğan al. O vakit ben gidip beyime deyim böyle böyle diye. Ki benim Ertuğrul Bey'im gelip Tuğtekin Bey'inden seni istesin o vakit. He, olur. He dedin değil mi? He dedim. He dedi.
Fahime Sultan. Neden kalktın? İyiyim. Artuk Bey dinlenmen gerektiğini söylemişti. Ben iyiyim Ertuğrul Bey'im. Sen merak etmeyesin. Evladımız acıktım der durur. Acıkınca da tekmeleri pek bir sert oluyor. Hem böyle hayırlı bir günde sizinle birlikte olmak isterim. Destur var mı beyim? Gel Abdurrahman. Ertuğrul Bey'im Doğan abi sizi görmek ister. Bir haller olmuş belli ki. Yerinde duramaz. Gelsin hele. Beyim. Müsaadenle bir dileğim olacak senden. De hele Doğan, nedir bu halin? Derdimin dermanı sendedir beyim. Bilirsin. Banu Çiçek'le ben... Ne vakit isteyelim Tuğtekin Bey'imizden Banu Çiçek Hatun'u? Ayman Hanım'la sen ne vakit dilersen beyim. Biz hazırız. İyi. Yarın gece isteriz Tuğtekin Bey'den. Bahar'a da iki aşığın kavuşmasıyla gireriz. Allah senden razı olsun beyim. Çok şükür o bu hainlerden temizlendi. Bundan gayrı her şey güzel olacak. Değil mi Turalı? Doğru dersin Turgut abim. Artuk Bey beni tez vakitte sünnet edecek. Ve bana ilk pusatımı verecek. İnşallah. Hay Turalı, Alp'ime bak be. Aslan parçası mübarek. Maşallah, maşallah. Yav kardeşler. Bu huzur güzel şeymiş vallahi. Ben de bundan gayrı... tahsilime daha fazla devam edeceğim. Eyvallah Bamsı. Söyle bakalım. Yok mudur bize nasihatlerin? İlminden faydalanmak isteriz. Kardeş, ilim ehline yakışan anlatarak değil... tecrübe ederek nasihat vermektir. Eyvallah. Bamsı Alp, biz garip dervişlerin duygusuna tercüman olmuştur. Kardeş, hakikati sindirmek zor iştir. Hakikate talip olan kişinin betü, benzi soluktur. İlim ehli için safa az, cefa boldur kardeşim. Ben de Bamsı neden böyle bir deri bir kemik kaldı derim. Hay Allah. Demek bundanmış. Öyle mi dersin kardeş? Bu tahsil hayatı beni zafiyete düşürmüştür. Kardeş benim yemem lazım. Kuzu yok mudur kuzu? Var kardeş, var. Merak etmeyesin, sana koca bir kuzu keseceğim. Kes kardeşim, kes. Koç kes, kuzu kes. Ben sahibim, sen neden ilmi öğrenmek istersin? Kardeş, Allah bizi muhatap almıştır. Bize Kur'an-ı Kerim indirmiştir. Şimdi eğer ben onu okumaz isem, nankörlük etmiş olurum. Eyvallah. Eyvallah kardeş.
Hayırdır Doğan? Banu Çiçek hatunum olmayı kabul etti kardeşler. Yarın Haymana ile Ertuğrul Bey'im gidip Tuğtekin Bey'den isteyecekler. Ay aslanım benim be! Ey be! Koçum! Maşallah sana be! Hayırlı olsun! Kardeşim! Gel ulan buraya! Ay be! Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyur abi. Yok kardeşim, ya gel. Anamın aşından yemeyen şifa bulamaz dediler. Sungur kardeşim iyi bilir, biz de kalktık geldik. Hoş gelmişsiniz. Gel oğul, hoş geldin. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk ana. Buyur yenge. Sağ olasın. Otur Sungur. Haydi bakalım. Sağ ol kardeşim. Ana. Sağ ol. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Destur var mı Hayme Ana? Gel Abdurrahman. Hayme Ana, Dündar Bey'imle Yiğit Alp'ten haber getirdi bir ulak. Kısmetse birkaç güne kadar burada olacaklarmış. Çok şükür. Allah'ım, sana şükürler olsun. Evlatlarımla aynı sofraya oturacağım. Göç vakti geldiğinde evlatlarımın yanımda olduğunu bilmek var ya. Gayrı hiçbir şeyden çekinmem. Damarlarımızdaki kanı kurutan ihanet de bitmiştir gayrı. Bu bahar bize huzur ve adalet getirsin inşallah. 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 Hadi buyurun. Beyim. Gayrı aramızda bir sır kalsın istemem. Her sır dönüp dolaşıp dağlanmış yaralarımızı daha da kanatır. Başka ne sırrın var Gökçe? Kurdoğlu'nun bir adamı vardı. Gümüştekin gibi obaya lanet saçardı. Ertuğrul Bey'im ağır yaralıydı. Ölümle cebelleşirken bu adam onu öldürmeye geldi. Ben de oradaydım. Ertuğrul Bey'imi korumak isterken... hançeriyle beni ağır yaraladı. Bu yaranın... benden kadınlığımı almasından korkarım Bey'im. Sana bir evlat verememekten.
Emir Hazretleri, Tüccar Abdullah Tebriz'den gelmiş. Size mühim haberleri varmış. Tüccar Abdullah mı? Al onu içeri. Ama üstünü iyice ara. Üzerinde pusat namına tek şey bırakma, hadi. Emredersiniz Emir Hazretleri. Bu kadar tedbire gerek yoktu Saadettin. Geçmişte bana ettiklerini Amuderya'nın kutlu suyuna atıp öyle geldim. Öge dayın seni ordusundan attığını duydum. Yetmemiş, bir de başına ödül koymuş. Ben de Ertuğrul'un pek güvendiği Nitin'in kellesini alıp itibarını yerle bir ettiğini duydum. Ne istersin? Ertuğrul'u. Tıpkı senin istediğin gibi. Seni öldürmemden korkmaz mısın? Ah Saadettin ah. Bugüne kadar bana yazdığın bütün mektuplar elimde. O mektupları sultanın görürse ne olur dersin? Ne istersin? Söyledim Ertuğrul'u. Tek başına yapacaksın ha bu işi. Yalnız değilim Saadettin. Duydum. Öge dayın ordusundan attığı birkaç çapulcuyla gezermişsin. Adamlarım Moğol ordusunun en acımasız katilleri. E bir de sen varsın. En çok da sana güvenirim. O kafandan ne geçiyor Noyan? Anlatayım. Adamlarım çapul ister, ganimet ister. Altın peşindeler. Sen de bu topraklarda huzurun bozulmasını istemezsin. Ne adamlarımın ganimet için obalara saldırmasını istersin. Ne de Ertuğrul için gönderdiğin askerler yüzünden kayılarla dodurgalların isyan çıkarmasını istersin. İkimiz de Ertuğrul'u isteriz. Sana onun kellesini getireceğim. Nasıl? Ertuğrul'la yarım kalan hesabımı bitirmek isterim. Emir Hazretleri. Tabii senin yardımlarınla. Adamların altın için değil.
Ertuğrul'un kanı için savaşsınlar. Onların gözünü her zaman doyururum. Yeter ki sen bana Ertuğrul'un kellesini getir. Bana düşen de iki obanın senin yüzünden birleşen yollarını kesmektir. Onların üzerine karabasan gibi çökeceğim. Yaşadıkları her gün onlara azap olacak. Emir Hazretleri. Ne var? Sizi görmek isteyen bir hanım var. Kimmiş? Adının Gonca Gül olduğunu söyler Emir Hazretleri. Güzel. Beklesin. Sizin konuşacaklarınız vardır. Eğer haklıysan, sana bu altınlardan çok daha kıymetli bir hediye vereceğim Noyan. Şuraya git, bekle. Gelsin. Evladım iyi misin? Halam ve babamın intikamını almak isterim Emir Hazretleri. Gayrı sizden başka kimsem yoktur artık. Ömrümün sonuna kadar sizin hizmetinizdeyim. Ah yavrum. Gel evladım, gel. Saadettin Köpek bundan gayri bize daha çok musallat olacaktır. Bu sebepten ben derim ki önümüzdeki bahara kadar Dodurgalılarla birliğimize devam edelim. Bu bizi daha güçlü kılacaktır. Sürülerimizi büyütürüz. Selcan Hatun, Halime Hatun marifetlerini gösterir. Kilimlerimizi satarız. Alp olma yaşına gelmiş yiğitlerimiz var. Onları yetiştiririz. Bahar vakti geldiğinde de göçeriz. Derim ki bunu da en kısa vakitte Toy'da istişare edelim. Göç vakti geldiğinde senin aklında bir yer var mıdır göçmek için? Yoktur oğul. Ama tez vakitte beylerimle oturup bu meseleyi istişare etmek isterim. Eyvallah. Ertuğrul, kardeşim, senin aklında bir yer var mı? Bu sofrada oturanlarla birlikte kayının köklerinin salınacağı topraklara gitmek isterim ağabey. Oğullarımızın, kızlarımızın arkamızdan Fatiha okuyabilecekleri mezarlarımızın olduğu topraklara. İnşallah o yere hep birlikte karar vereceğiz. İnşallah Allah'ım. Ne güzel dedin kardeşim. İnşallah, inşallah. Halime Hanım. Müsaaden olursa size birkaç şey söylemek isterim. Söyle kızım. Obamız ne vakit nereye gider bilmem. Lakin gittiğimiz topraklara sımsıkı tutunalım isterim. Tutunalım ki Halime de ben de kendi yurdumuzda bebelerimizi büyütebilelim. Etme. Evet.
Yüklüyüm ana. İnşallah bu sefer kucağına bebeğimizi vereceğim. Allah'ım sana şükürler olsun. Ölmeden bütün evlatlarımla bir arada olmayı nasip ettin. Evlatlar, yükümüz ağır, işimiz çetin, gücümüz ince bir kıla bağlı. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Amin. Beyliğimizi daim kılsın. Hak yolunda yararlı kılsın. Amin. Kayının ışığını parıldatsın. Parıldatsın ki karanlıklardaki kimsesizlere ışık etsin. Gücümüzü, kuvvetimizi, aklımızı, kelamımızı eğriden uzak tutsun. Hamlığın, hadsizliğin şerrinden bizleri korusun. Dinimizden, töremizden bizi ayırmasın. Amin. Nereden gelip nereye gideceğimizi unutturmasın. Amin. Bizleri Atam Oğuz'un kutlu yolundan ayrı komasın. Amin. 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 Allah'ım sen bizi birbirimizden ayırma. Sen bizi bir kıl, iri kıl, diri kıl ya Rabbim. Sen bizi birbirimize sevgiyle, muhabbetle bağla ya Rabbim. Amin. Nice senedir Hazar Denizi'nden Bizans sınırına kadar benimle birlikte yolların kahrını çektin Aktolgalı. Toynaklarına bastığın her karış toprak bizi bir ihanetten diğerine, bir acıdan ötekine taşıdı. Gördüm ki devranın sırrı
adalet için cihad etmekmiş. Adalet üzere kuracağımız topraklarda gizliymiş devranın sırrı. Bunu gösteren Rabbime şükürler olsun. Senin için ölmeye hazırlar Noyan. Buraya intikam için geldim. Buraya yiğitçe savaşıp ölmeye geldim. Buraya Ögeday Han'ın elinizden aldığı itibarınızı sizlere geri vermeye geldim. Bu altınlar sizin. Üleşelim. Eğer bu kutlu yoldan korkan varsa payına düşeni alıp gitsin. Diyeceğim yoktu. Ögeday'ın bana verdiği gizli vazifeyi yerine getirip Ertuğrul'un soyunu kurutacağız. Vakti geldiğinde Sultan Alaaddin'in sarayındaki altınları da böyle atacağım önünüze. Size tek bir söz verebilirim. Bir gün hepiniz şerefli bir Moğol gibi öleceksiniz. İntikam için. Cengiz Han için. 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 Gel otur yanıma. Hazer Denizi'nden Ahlat'a, Ahlat'tan Halep'e, Halep'ten Erzurum'a kadar nice yollar geçtim. Gittiğim bu yerlerde Kayın'ın şerefi, obamın gururu, İslam'ın sancağı oldum. Ben sadece senin yolundan gittim baba. Bundan sonra da öyle yapacağım. Kayın'ın da, senin de, Oğuz'un da sürgün olduğu yollar ışığını sana göstermiştir oğul. Bu ışığın takipçisi ol. Ol ki nesline yeni bir umut, yeni bir cihan devletinin kapılarını açasın. Senin yanında, senin ardında gelen her kim varsa bunun şerefiyle gönelsin. Kuzeyden güneye, doğudan batıya,
cihanın dört bir yanına, sürgün dalları olan koca bir çınar yetişecek bu topraklarda. Çınarımızın kök salacağı topraklara yurt tutma vakti geldi baba. Allah beni utandırmasın. Ben de seni utandırmayacağım. Thank you.